Anadolu'da Tanrı'ya adanmış olan buğdayın mitolojik yaratılış öyküsüne göre Tanrı önce Adem'le Havva'yı yarattı. Cennette yasak meyveyi yiyen Adem ve Havva ilk defa açlık duydu. Tanrı onlara Cebrail'i gönderdi. Cebrail'in elinde bir buğday tanesi vardı. Cebrail, Adem'e toprağı kazmayı, tohumu toprağa atmayı, başaklar olgunlaşınca buğdayı toplamayı ve un haline getirmeyi öğretti. Bir taşın üzerinde ekmeği yoğurdu, pişirdi ve Adem'le Havva'ya verdi. İnsanoğlunun ilk yiyeceği buğday, un ve ekmeğe dönüştüğünde kutsallaştı. Kutsanan buğday bereket oldu. Törensel yemeklere ad oldu, keşkek oldu. Keşkek, törensel yemek ya da işlemden geçirilmiş buğday taneleri anlamına gelir. Ana malzemesi Anadolu topraklarında Neolitik dönemden beri kullanılan buğdaydır. Geleneksel yapımı etnik, dinsel ve kültürel yapılara göre farklı ad ve teknikler taşısa da, keşkek geleneği bir sembol olarak sünnet ve evlenme düğünlerinde, hayırlarda, Ramazan ve Kurban bayramlarında, Muharrem ayında, yağmur duaları, Mevlid ve Hıdrellez kutlamalarında ve askere uğurlama törenlerinde her topluluk için ortak paylaşımın bereket ve beraberliğin sembolüdür. Keşkek yemeğinin ana malzemesi olan keşkeklik buğday için olgunlaşmış buğday taneleri ayıklanır, biraz su eklenir ve kabarmaya bırakılır. Daha sonra bir ağırlık aracılığıyla belirli bir ritimde dövülerek kabuklarından ayrılır. Bir anlamda buğday taneleri soyulur ve iyice kurutulur. Keşkek dövmek için kullanılan taş dibekler ve ahşap tokmaklar son dönemlerini yaşamakta. Artık aynı prensiple çalışan su değirmenleri ya da elektrikli değirmenler kullanılmakta. Keşkek yemeğinin bir diğer malzemesi, insanlığın beslenme tarihi boyunca bir statü göstergesi niteliğindeki kırmızı ettir. Kırmızı etin her dönem taşıdığı bu ayrıcalıklı konumun kökeni, insanlığın avcı-toplayıcılık dönemine dayandırılır. Keşkek yapımında tavuk eti ve kemik kullanılsa da iyi bir keşkek için çoğunlukla gerdan eti tercih edilir. Emine Şirin'in 5 ay önce vefat eden annesi için keşkeğin başlıca yemek olduğu hayır yemeğindeyiz. Bu dinsel anma töreninde her sofraya 6 kişinin oturacağı varsayılarak toplam 70 sofra, yani 420-450 kişilik bir yemek verilecek. Ertesi gün, öğlene doğru yapılacak hayır yemeği için aşçı ve yardımcısı bir gün öncesinden hazırlıklara başlar. Tören sahibine gerekli malzemelere ilişkin listeyi verir. Keşkeğin pişirilmesi özel bilgi gerektirir. Bu işi usta-çırak ilişkisi içinde öğrenen keşkekçiler, yani geleneksel aşçılar yapar. Keşkekçinin önemi tecrübeli olması lazım. Yıllardır bu işi yapıyor olması lazım. Acem olursa keşkeğin ayrıntıları vardır. Dibine tutar, yanar. Keşkek eder olur. Yani taliplisi de olmaz bu özel olan demirci has olan keşkeğin bir önemli şeyi kalmaz, değeri kalmaz yani. Bunun için de tecrübe lazım. Keşkek az sayıda malzemeden yapılan ve basit bir tarife olan yemektir. Ancak İdeal keşkeğin sırrı olan et ve buğday ancak geleneği bilen bir aşçının elinden gerçek tadına ulaşır.
Bu hayır yemeğinde keşkeği pişirecek olan aşçı, keşkekçi Halim Akgün 26 yıldır aşçılık yapıyor. Keşkeği pişirecek olan keşkekçiler törenden bir gün önce sabah erken saatlerde keşkek hazırlığına başlar. Önce yemek hazırlıklarının yapılacağı açık mekan düzenlenir. Bu alanda kurulan ocaklarda kazanlara is bulaşmasın diye meşe odunları yakılır. 20 sene öncesine kadar bakır olan keşkek kazanları artık alüminyum. Keşkek bu iş için ayrılmış en büyük kazandır. Sonradan temizlenmesi kolay olsun diye iyice temizlenen keşkek kazanı ateşe konulmadan önce deterjanla sıvanır. Temizlenen ve parçalara ayrılan kemiksiz et kanının çıkması için suda bekletilir. Yıkandıktan sonra ayrı bir kazana alınarak iyice pişirilir. Bir yandan da keşkeklik buğday soğuk suyla yıkanıp süzülür ve temiz su eklenerek ateşe konur. İki saat boyunca ateşte açılması sağlanır. Buğdayın iyice açılması için üzerine soğuk su eklenir. Kapağı kapatılarak sabaha kadar bekletilir. Aşçı ve yardımcısı kazanın başından ayrılmadan ateşi ve eti sürekli kontrol eder ve etin istenen kıvamda pişmesini sağlarlar. Et iyice pişince kazandan çıkarılarak genişçe bir siniye alınır ve liflerine ayrılarak iyice didiklenir. Bu işlem etin buğdayla iyice özleşmesi ve keşkeğin istenen kıvama gelmesine olanak sağlar. Keşkek hazırlıkları, diğer yemekler, kazanların küllenmiş korları üzerine alınması gibi işler geç saatlere kadar devam eder. Sabaha karşı saat 5 civarında keşkek süzülür. Bu süre önemlidir çünkü hava sıcaksa keşkek ekşiyebilir. Bu nedenle kimi zaman aşçı ve yardımcıları sabaha kadar sürecek olan keşkek nöbeti tutarlar. Keşkek süzülürken aşçı keşkek kazanını iyice temizler. İçine yağ koyduktan sonra keşkeğin bir bölümünü, ortasına pişmiş ve didilmiş eti, üzerine kalan keşkeği özenle yerleştirir, suyunu ve tuzunu ayarlayarak ateşe alır. Kazanın altına ısıyı dengeli dağıtmak için bir saç konulur. Kimi zaman açık ateş üzerinde kazanların tabanının yanmaması için altı külle sıvanır. Keşkeğin altına sürekli köz eklenerek keşkek nöbeti ve diğer hazırlıklar devam eder. Dibine tutturmamak lazım, koku yapar. Bunun ateşini ayarlamak bu tecrübe ister tabii. Kolay değildir. Her ateşte pişirirse keşkek dibine tutar. Altına yufka sacı koymazsan, kazan inceyse keşkek dibine tutar. O zaman da koku yapar. Gün ağardığında keşkek istenen kıvama gelmiştir. Diğer yemeklerle birlikte küllenmiş közlerin üzerine alınır.
Öğlene doğru keşkeğin bir diğer önemli aşamasına, keşkek dövmeye geçilir. Buğdayın dövülmesindeki ortak ahenk keşkek dövme için de geçerlidir. Keşkek dövme işini genelde köy gençleri üstlenir. Bu gençler ağaç kepçe, tokmak, çomça, çişek gibi adlar alan ve ağaçtan imal edilen bir aletle keşkeği döver. Bir anlamda ezerek kıvama gelmesini sağlarlar. Büyük ağaç kepçeler dayanıklı ve kokusuz ağaçlardan el işçiliğiyle imal edilir. Bunlar tüm sadeliklerine karşın törensel keşkek yemeğinin önemli gereçlerindendir. Bu nedenle kimi keşkek ustaları ağaç kepçe gibi malzemelerini törene gelirken beraberinde getirirler. Aşçı servise çıkmadan önce tabakları yemek çeşidine göre tasnif eder. Çorbalar için kase, keşkek için daha yayvan bir kap kullanılır. Keşkeğin sunumu hazırlanışı kadar önemlidir. Bu özeni keşkeğin göze de hitap etmesi lazım diyerek açıklar aşçı. Aşçı keşkeği tabaklara alır. Kaşıkla şekil verdiği keşkeği doğranmış maydanozlarla süsleyerek servise gönderir. Şimdi keşkeği yaptıktan sonra keşkeği sofralara ikram ederken süslemek de göze hitap etmesi de çok önemlidir. İyi bir usta keşkeği de iyi süslerse göze de hitap eder, mideye de hitap eder. Alıcısı daha çok olur tabii. Servisi de biz yapıyoruz tabii süsleyerek. Özel ona has, keşkeğe has 1,5 saatlik bir salçalı yağ yapıyoruz biz. Onunla süsleyerek sofralara ikram ediyoruz. Törene tüm komşu köy ve kasabalardan kişiler davet edilmiştir. Hayır sahibinin evinin yanı sıra tüm komşu evler gelen konuklara açıktır. Hepsinde sofralar kurulmuştur ve civardaki tüm komşular herkesin sofradan doymuş olarak kalkması için çaba gösterir. Önce erkekler, ardından kadın ve çocuklar yemek yer. Çorba, yahni, helva ve en önemlisi keşkek sofraya aynı anda konur. Yemekler ortak kaplardan ekmek ve salata eşliğinde kaşıkla yenir. Yemeğin bitiminde dualar okunur. Allah'ın bu hayır yapanlara sağlık, sıhhat, huzur, mutluluk ver. Ölmüşlerinin ruhu için, bilhassa Allah rızası için, buraya gelen cemaatin ölmüşlerinin ruhu için, billahi Fatiha. Keşkek düğün törenlerinin de başlıca yemeğidir ve bugüne kadar bolluk, bereket sembolleriyle toplumsal yaşamda yer almıştır. Merzifon'da konuk olduğumuz ve 3 gün 3 gece süren geleneksel düğün töreninde buğdayın nasıl kutsandığına tanık oluyoruz. Bolluğun, bereketin, dayanışmanın, birlikteliğin törensel bir sofrada sembolleşmesini hep birlikte yaşıyoruz. Bizler de artık bu kültürel mirasın bir parçasıyız. Cuma günü başlayan düğün hazırlıkları, cumartesi günü yapılan damat ve gelin kınamaları. Keşkek, yöreye özgü çömleklerde pişirilir. Yazılı isim ve işaretler aynı formdaki çömleklerin sahibini belli eder. Anadolu'nun birçok yöresinde olduğu gibi Merzifon'da da keşkeklik buğday yarma adıyla bilinir. Yarma ölçülerek su dolu bir kapta birkaç saat bekletilir. Bu arada keşkeğin pişirileceği fırının hazırlanmasına geçilir. Fırın yandıktan sonra közleri gelberiyle fırının önüne alınır. Süpürge ağacıyla içi temizlenir.
Fırının keşkek için ideal ısıya ulaşıp ulaşmadığını anlamak için yöreye özgü keteler pişirilir. Fırının sıcaklığı bu ketelerle kontrol edilmiş olur. Keşkeğin konulacağı çömleklerin içi elle sıvanarak yağlanır. Çömleğin dibine böbrek yağı konur. Bir çömleğe 1 kilo yarma ve 1 kilo et girer. Biraz sıvı yağ ve etin yağından eklenir. Tüm çömleklere birer çorba kaşığı tuz konularak ağzı kapatılır ve tavı gelmiş olan fırına sürülür. Fırının ağzı fırın kapağıyla sıkıca kapatılır. Önüne közler yapılarak iyice sıvanır. Cumartesi akşam saatlerinde fırına konulan keşkek, pazar günü sabah saatlerinde yapılacak gelin alma töreni öncesinde fırından çıkarılır. Kadınlar tarafından tahta kaşıklarla dövülür. Törene katılanlar sabah kahvaltısını keşkekle yapar. Geleneksel kültürümüzün 11 ayın sultanı diye nitelediği Ramazan ayı, ritüellerle dolu dolu yaşanan ve sosyal paylaşımın en üst seviyede olduğu bereket ayı. Ankara'da Ramazan iftarlarında verilen keşkek, metropollerdeki sosyo-kültürel paylaşımın güzel bir sembolüdür. Bu paylaşım aynı zamanda bir mirasın genç kuşaklara aktarılır. Tosya ve çevresinde Ramazan ayına özgü neredeyse her gün yapılan bir yemektir keşkek. Keşkeklik buğday, kemikli kemiksiz et, soğan, tereyağı, zeytinyağı ve kimyon ilavesiyle caba adı verilen çömleklerde hazırlanır ve öğlen saatlerine doğru mahalle fırınlarına sürülür. Fırın yanmış olur. Sabahleyin yanar fırın. 2-2,5 saat kadar fırın yanar. O arada fırın yandıktan sonra herkes, mahalleden herkes cabasını getirir. Çeşitli olarak soğan olur, et olur, patates olur, kuru fasulye, her şey kompostundan tut, her şeyin hazır olur akşama. Yani böyle eskiden beri bu bir büyük geleneğimizdir. Vazgeçilmez bizim Ramazanlarda. Başka zamanlarda pazar günleri deri keşkeğe denir. Deri günleri sürülür. Deri diye de pazara denir. Cumartesiden sonraki pazara deri gün denir. Deri keşkeğe adı da. Ondan sonra o deri keşkekleri büyük cabalara konulur. Öbürküler Ramazan'da ufak ufak akşam her çeşit olmak üzere sürülür. İftar vaktine kadar ağır ağır pişen keşkek, iftar sofrasının en makbul yemeğidir. Evlerde hazırlanarak büyüklü küçüklü cabaların içinde hemen hemen aynı saatlerde fırının önüne getirilen keşkekler güzel görüntüleriyle dikkat çekicidir. Keşkek fırınını yakan ve keşkek cabalarını fırına yerleştiren 63 yaşındaki Ruhiye Düzen bu işi karşılıksız yapar. Burası komşunun fırını. Ben buraya komşuya elim yakıştığı için, Allah rızası için komşularımın hatırını geliyorum, buhurunu sürüyorum. Tabii kendiminkinde sürüyorum. Yani böyle sürüyoruz.
Ramazan olunca da bir tosyamızın geleneği, göreneği. Yani sürüyoruz böyle. Sabahleyin saat 8'de geliyorsun, fırını yakıyorsun. Akşamleyin çatıyorsun, 8'de geliyorsun evimden. En uzun besmeleyle kapımdan çıkıyorsun. Allah-u Hülay'ı okuyu geliyorsun. Ya Rabbi bana haç devabı yaz diyorsun bunun için diyorsun. Kalan buhurunu yakıyorsun gidiyorsun. Ateşi akşam gelen odunlardan yakıyorsun. Komşular birer tane odun getiriyorlar. O da bu fırına yitiyor. Yakınca evime gidiyorsun. Evime gidince cabamını düzüyorsun. Saat 9'da tekrar bir daha geliyorsun. Kalan bunu içinin ayarını buluyorsun. Saat 10.30'da da komşularım geliyor. Hurunu sürüyoruz işte. Akşamlayın da 7'de çıkarıyorsun. Geliyorlar güzel güzel alıyorlar gidiyorlar. Memnun oluyorlar yani. İyi yapıyorsun diyorlar. Ben de seviniyorum. Keşkeklerin yerleştirilmesinin ardından kapağı kapatılarak ağzı özel bir çamurla sıvanan keşkek fırını iftar vaktine yakın saatlerde açılır. Nefis bir kokunun yanı sıra keşkeklerini alıp iftar saatine yetişmek isteyenlerin telaşı yayılır ortama. Rusya'da geçmişte pazar günleri deri ticareti yapılırdı. Pazar günleri büyük cabalarda yapılan keşkeğe, geçmişe atfen deri keşkeği denir. Bu gelenek il ve ilçe belediyeleriyle hemşeri derneklerce keşkek festivalleri ve şölenleri adıyla halen sürdürülür. Keşkeğin hazırlanma sürecinde katılımcılar tarafından üretilen mani, türkü gibi sözlü gelenek ürünleri, somut olmayan kültürel mirasın bir parçası ve insan yaratıcılığının sanatsal örneklerini oluşturur. İşin hayırlısıyla sona erdirildiğini anlatan bu düğününde keşkeği yendi. Evlilik yaşına gelen genç kız ve erkeklere evlilik dönemlerinin geldiğini anlatan senin keşkeğini ne zaman yiyeceğiz ve bireylerin törensel uygulamalara katılımıyla gelişen aidiyet duygusunun keşkek üzerinden ifade edildiği "Bizim keşkeğimiz daha iyidir" sözü oldukça yaygın bir kullanıma sahiptir. Geçmişi tarihin derinliklerine kadar giden, birliğin ve beraberliğin sembolü keşkek, hala renkli ve lezzetli bir gelenek olarak bizleri ortak sofralar etrafında buluşturmaktadır.